cinsiyete göre, yaşa göre, döneme göre bu işin eğitimcilerin falan bildiği böyle çalışılmış bir formülü var mı? Özellikle eski köylerden gelen adetler bize bu konuda ne diyor? Ne söylüyor hocam? Ebeveynlik hakkında konuşmaktan, düşünmekten ve okumaktan kimsenin ebeveynlik yapmaya zamanı yok. Bence, bu kadar kitap var, çocuk askere gidiyor. Çocuk arkada peşe. Bir dur bakayım ben ebeveynlik hakkında okuyorum diye çocuğumuzla ilişki kuruyoruz. Yani ebeveynlik kaygısı dediğim şey çağın salgını. Şimdi bu çok kötü bir şey değil mi? Bir çocuğumuz var ve onu olduğu haliyle sevmiyoruz. Onu ya psikolog düzelsin istiyoruz ya öğretmen düzelsin. Şimdi düşünsenize yani siz her gün bu niye eksik dediğiniz, neleri yapamıyor dediğiniz bir canlı varlık var ve siz onu hayata getirdiniz. Onun bundan sonraki hayatında kendiyle ilgili değerlilik duygusunu verecek olan kişi de sizsiniz. Halbuki çocuğa ya bak ben öyle düşünmemiştim, hata yapmışım ya da özür dilerim bak burada haddi aştım falan diyebilmek. Çocuğun gözünde bir karizma yapıyor abi. Ya her yaşta farklı davranıyorduk. Özür dilemek için liseye gelmesini beklemeyin. Özür her yaşta iyi bir şey. Bir de çocuğumuza bir hata yaptığında biz ya da o ne öğrendik sorusu çok güzel bir şeydir. Abi şimdi Allah kabul etsin biz 3 tane çocuk büyüttük. Yani büyüttük derken de böyle öyle tuhaf geliyor ki bu lafı söylerken. Aslında bir kar kafamı çevirdiğimde bunlar 2-3 yaş attılar yani. Biraz kendi kendilerine. Tabii annelerine sorarsan kesinlikle durum böyle değil, o biraz daha fazla yoğun uğraşıyor ama. Baltayı çok taşa vurmuşuz yani şimdiden geri dönüp bakınca öyle gözüküyor. Çünkü birincisi bizimkilerin sıralaması kız oğlan kız şeklinde. Ve yani kız çocukların zaten genelde farklı bir tavırları, erkeklerin farklı bir tavırları var. Bir de günden güne olmasa da seneden seneye, yaştan yaşa ve dönemden döneme değişen bir şeyler varsa. Bebeklik dönemi bence babanın çok aciz olduğu bir dönem. Yani sadece orada anneyi koruyup, kollayıp ona destek olmak belki en önemli iş olabilir gibi geliyor. Ama çocuk biraz büyüdüğünde erkek kız çocuk arasında çok fark görmüyor ama babaya çok bakıyor. Mesela o dönemde bir anne baba davranış farkı sanki değişmeli gibi. Ergenlik dönemi ayrı bir facia. Yani orayı az ya da çok hasarla herkes bir şekilde geçiriyor. Sonra çocuk artık kendi hayatıyla ilgili söz söylemeye başladığında ananın da babanın da buna bir hazırlığı yok zank diye böyle bir kalıyorlar falan. Yani çok hızlı dönem değiştiren bir hikaye çocuk büyütme dediğimiz ya da çocuğun yetişmesine şahit olmak dediğimiz şey. Cinsiyete göre, yaşa göre, döneme göre bu işin hani eğitimcilerin falan bildiği böyle çalışılmış bir formülü var mı? Özellikle eski köylerden gelen adetler bize bu konuda ne diyor? Ne söylüyor hocam? Gibi bir düşün. Yani bu konuyu biraz konuşalım isterim. Çünkü ben şu anda geri dönsem muhtemelen aynısını yapmazdım herhalde. Hayır şu anda çok şükür hepsi iyiler yani bunlardan bir şikayetim yok ama hani ben bazı yerde performansımı beğenmiyorum. Bu konuda acık biliyorum bizi ebeveynler çok izliyorlar. Belki onlara faydalı bir iki mevzu çıkar diye düşünüyorum. Şimdi ben oradaki en büyük hatayı ebeveynlikte bir yol belirleyeyim. Eğitimciye inanmak olabilir, bir psikoloğa inanmak olabilir, bir dini öndere inanmak olabilir, her neyse. Bir şeye inanıp çocuğun bireyselliğini yok sayıp, evet doğru ebeveynlik budur. Algoritması. Evet. Ne yapacağım? Nelere evet diyeceğim hocam, belli, nelere bu, hayır diyeceğim hocam, belli. Hocam tam bu bak, konfor alanı dediğimiz şeyin garanti formülü, onu söyleyeyim. Böyle bir şeyiniz varsa hızla terk edin. Büyük bir yanlış yapıyor olma ihtimaliniz evet. Yüksek yani. Hayat böyle bir şey değil. Değil. Her şeyden önce her ebeveynlik o anne baba ve çocuk arasında yeniden inşa edilen, onlarla şekillenen, onların kişiliğinden, yaşama bakışlarından bağımsız olamayacak bir şey. Çünkü neslin devamı açısından biz bir kültür aktarıyoruz. Kendi kültürel aktarımımızın sağlıklı olabilmesi için de bana ait kültürel DNA'mdan, kodlarımdan da bir şeyin geçiyor olması lazım. Yoksa başka bir kod ona geçiyor. O da bir makine değil sonuçta. Bu kodların da çoğunu reddediyor. Hani bu şeyle ya biz buna hamileyken sürekli Mozart dinledik. Şimdi Ankara'nın bağlarıyla oyun oynuyor diye bir espri geziyor ya sürekli. Çok sağ ol. Dün böyle bir espriyi canlı olarak yaşadık. Bütün anne babası rock, jazz falan evet. Dinleyen bir çocuk geldi burada. Erik Dalı var bir şey. Ne olduğunu da tam bilmiyorum ama böyle oynuyor ha. Evde onları söylüyordu. Çünkü annesi böyle kâmış gibi bakıyor. Valla ne yaparsak yapalım. Üzerimizden atamayacağımız bir şey var. Yani bize miras kalmış. Bizim de miras bırakacağımız bir şey var. Bir, bununla kavga etmenin gereği yok. Buna çocuğu çakılı bırakmanın da elbette ki gereği yok. O yüzden şunu bilelim. Her çocuk doğduğunda yeni bir ebeveynlik icat ediliyor aslında. Ve artı her döneminde de aslında. Her dönem. Belki bu arada da çocuğun her yaşında da yeni bir ebeveynlik icat ediliyor. Önce keşfe açık olalım. Aa bak bu keşif. Yani çocuğu keşfe değer bir birey olarak görebilmek galiba evet. Anahtar bu. Ben mesela şeyi çok net söyleyebilirim. Hani 3 tane bebek elinden geçmiş bir baba olarak.
Birinci bebeğin tecrübesi asla ikinci bebekte ve o iki bebeğin tecrübesi de üçüncü bebekte hiçbir işe yaramıyor. Bambaşka karakter. Çünkü birinci bebeğin zaten farklıydı. Orada başka bir Sinan vardı. Onunla onun arasında başka bir ilişki vardı. Çünkü insan ilişkiyle var olan bir varlık. Ve dönüşüyor. Dönüşüyor. Yani o yüzden temelinde ilişki olan bir şeyden bahsediyoruz. Temelinde ilişki olan ilişki diye tuhaf bir kelime olacak ama mecburen kullanacağım. Temelinde ilişki olan ilişki. Ler kuruyorsak öncelikle açık olacağız. Galiba oradaki birinci kavram açıklık. Açık ve işte merak var ya. Tabii ya. Çocuğumuz değil mi dünyanın en güzel varlığı, yani o en güzel varlığa dair meraklı gözlerle baksak çok yol var zaten. Bize kadim kültürlerden aktarılan bir sürü şey var. Bu çağda dinleyebileceğimiz bir sürü insan var. Hiçbir şey dinlemese bizi dinleyebilirler. Bir sürü şey varken bunları öğrenelim ama kendimize uyduralım. Çocuğumuza uyduralım bir taraftan. Ya ben mesela bana soru sormaları ya da sana soru sormalarındansa çocuklarına sormalarını tavsiye ederim insanlara. Orada var esas mevzu. Ben ne bileyim senin çocuğun ne? Yani akşam yemeği için ne yiyeyim gibi bir soru. Adama diyorsun ki fıstık ezmesi. Ya fıstık alerjisinde ölüyor adam. Bilmiyorsun ki sen ondan alerjik olduğunu. Ya biraz o işte çocukla, kaosla dans etmek diye bir tabir var abi bizim. Mesela psikolojik danışmanlıkta, psikolojide, koçlukta, işte mentörlükte, ustalıkta, yani o öğrenen kişinin ya da bilgi almak isteyen kişinin anlık durumunu tespit edip ona göre doğru soruyu sormak, doğru yaklaşımı sunmak gibi. Yoksa efendim işte kağıda yazılı prosedürü sırayla takip edince o kişiye yardımcı olmuş olmuyorsun. Ya, ebeveynlik de böyle. Tam öyle. Ebeveynlik hakkında konuşmaktan, düşünmekten ve okumaktan kimsenin ebeveynlik yapmaya zamanı yok. Bence, bu kadar kitap var. Tabii, çocuk arkada peşe. Bir dur bakayım ben... Ebeveynlik hakkında okuyorum diye çocuğumuzla ilişki kurmuyoruz. O yüzden bir kere şu ebeveynlik hakkında ya da çocuklar hakkında konuşmayı bırakıp çocuklarla konuşmaya başlasak, benim şöyle bir iddiam var. Bugün tam manşet günündesin. Tabii. Çocuklar hakkında konuşmaya ayırdığımız zamanın yarısını çocuklarımızla konuşmaya ayırırsak, çocuklarımız hakkında konuşmamız gereken konu oranı en azından yarı yarıya azalacak. Vay be. Formül bu, artık nasıl yazarız bunu bilmiyorum. Ben bu cümleyi dışarıda söyleyemem ama videoyu referans gösterebilirim, oldu. Çünkü ama anlaşılır bir formül, evet, gerçekten. Çünkü ilişki kurmak zor. Bir taraftan bir ilkeye inandık ve çok işe yarıyor. Yani çocuğumuzla küçük yaşlardayken ona bir şeyler okumak, hem bizim sesimizi duyması, bizimle yakın ilişki kurması açısından çok önemli. Lise çağına gelmişse de artık biz masal okumayalım bir zahmet. Çocukların anaokuluna başlarken, ilkokula, ortaokula, liseye, üniversiteye başlarken uyum sorunu denen bir şey var ya, emin ol bu uyum sorunlarının büyük çoğunluğu çocuktan değil, ebeveyn uyum sağlayamıyor. Yani çocuğunun henüz üniversiteye geçtiğinden habersiz olduğu için üniversitenin kayıt kabul masasının önünde ebeveyn görüyoruz. Ya onu biraz ilkokul, ortaokulda yapacaktık sanki ya. Artık orada yapmayalım yani. Abi üniversite tanıtım günlerinde neler görüyoruz? Evet. Bak, koca çocuk babasından uzun mesela, annesinden uzun, yani cüsseli. Evet. Çocuğa bir soru soruyorum, zart oradan bir cevap veriyorum. Şimdi tak ve bunu istiyor. Ya diyorum bir dakika, çocuk burada. En son onları mesela ben bir çay kahve gönderiyorum asistanlarla. Çocukla iki dakika oturup hocam ben 4 tane öğrenciyi Ankara'dayken tıp fakültesinden vazgeçirdim mesela. Bu hayatımın en büyük başarısıdır. Çünkü çocuk onlar gelince ben aslında konservatuar falan konuşturmuyorlar çocuğu. Bir formül olarak demin de diye merak, şefkat. Bir başka formül olarak benim aklıma şu geliyor sanki. Başlangıçtan beri hep böyle basit algoritmalarla, ezberlerle işte bir yöntemi takip ederek çocuğa hükmetmeye ve onu büyütmeye çalışanlar kriz dönemlerinde büyük zorluk yaşıyorlar. Mesela ergenlik döneminde. Tabii. Ya da işte belki evleneceği zaman. Tabii çalışmadığı mesela yerden geliyor. Çünkü tabii her çocuğun ergenliği de başka. Çalışmadığı yerden geldiği için de işte böyle ışık görmüş, tavşan gibi. Ergen dönemde mesela çocuğa sırf keşif için, yani bakalım bu ne yapıyor diye baktığında çocuğun mesela ergenliği bile eğlenceli hale gelebiliyor. Onunla hemhal olabiliyorsun. Aslında bu biraz bu verdiğimiz tavsiyeler çocuğun hani doğru düz yetişmesinden ziyade ebeveynin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir şey. Kesinlikle. Onunla takıl, onunla dediğin gibi onun hakkında araştırmaya uğraşma, onunla araştır. Böylece kriz dönemlerindeki başarı artıyor. Yani hayatın içerisinde de biz öyle değil miyiz abi? Böyle hani her şeyi deneyen tipler kriz durumundan daha kolay çıkıyor ya, ama böyle sabah 9 akşam 5 takılan adam işte bir Covid oldu mu böyle bir anda sudan çıkıp balığa dönüyor. Ne yapacağını bilmiyor. Biraz öyle. Peki okul öncesi senin uzmanlaştığın alan, yani orada çok iyisin. Mesela işte birçok çocuğu okula bırakırken anne feryatları, işte gitme beni bırakmalar, şunlar bunlar. Mesela orada muhakkak annelere falan bir tavsiye veriyorsunuz. Ama benim mesela gördüğüm şöyle bir şey var. Çocuk, eğer bir çocuk annesinin arkasından, babasının arkasından çok ağlıyorsa, anneyi babayı bir kenara çektiğinde, biz çocuk kamplarında gördük onu,
anne babanın çocuktan ayrılma anksiyetesi var ve bu çocuğa yansıyor. Sen de aynı şeyi gözlemliyor musun? Kesinlikle. Yani çocukların işte güvenli bağlanma gibi pozitif psikolojiye dair bir sürü şey var ya, kavram var ya. Şimdi ben yeni nesil ebeveynlikte şöyle bir şey görüyorum Sinan. Şimdi köyde bir çocuğa bir baba örneğin çok yakınsa, hani çok orada beklenmedik bir davranıştır ya, o her defasında böyle özür diler gibi şunu yapar. Ya işte niye sen kucağında kahveye getiriyorsun bu çocuğu? Kardeşim Osman hiç yakışıyor mu sana diye baktığın zaman şey, ya ben çok düşkünüm buna der. Yani onun olmaması gereken bir şey olduğunu ama olabilir, insani de bir şey, zaafı olduğunu bilir. Orada bir zaaf olduğunun farkında. Yeni nesilde ne var? Bunu o kadar güzel entelektüelize ediyor ki. Yani şunu diyemiyor ya, ayrışamıyorum neden diyemediği için onun işte güvenli bağlanmadan giriyor, kendini iyi hissetmesi, ağlarsa şu olur. Kaygısına entelektüel gerekçeler oluşturuyor. Hani kaygısına entelektüel gerekçe oluşturmakla uğraşacağı zamanı kaygısını aşmakla ilgili geçirse zaten o çocuk çok daha rahat ayrılacak. Kendi oluşturduğu argümana kendi tabii, tapıyor ondan sonra. Kendi kaygısının mahkumu haline geliyor. Yani ebeveynlik kaygısı dediğimiz şey çağın salgını. Ebeveynlik kaygısı. Ya yeterince iyi yapamıyorsam ebeveynliği. Ya gerçekten doğrusunu yapamıyorsam. Bunu düşünüyorsanız büyük ihtimalle yanlış yapacaksınız. Ve önceki yapmaktasınız zaten. Ve zaten kuvvetle muhtemel yanlış yapmaktasınız. Çünkü buna dair okumakla geçirdiğiniz zamanda çocuğunuz yalnız. Kesinlikle öyle. Ya da kara kara düşünüp enerjini tüh lan iyi yapamıyorum'a harcamak o çocuğun vaktinden ve enerjisinden çalıyor zaten. Ve daha kötüsü şu. İnsan her yaşında bütün bir varlıktır. Yeni doğmuş çocuk da 100 yaşındaysa bütün bir varlık. Ama biz bu ebeveynlik biçimi ve eğitim biçimi onu eksik bir varlık diye tanımlıyoruz. O eksik bir varlık, ben onu tamamlayacak kişiyim. Ortaçağ Avrupa'sında yapılan tablolarda da var mesela. Çocukları hep böyle erişkin kıyafetleriyle çiziyorlar. Çünkü o zaman çocuk olmak ayıp bir şey. Evet. Onlar aslında tam büyümemiş yetişkinler. Hep öyle giydiriyorlar, öyle muamele ediyorlar. Çocuklar sinir bozucu bir şekilde böyle işte partide, sosyal ortamda falan erişkinler gibi tokalaşıp bilmem ne yapmak zorunda kalıyorlar. Bu hastalık yeni bir şey değil. Yani insanın aslında o zamanlar biraz daha dürüstmüş, tablolara yansıyormuş. Evet. Şimdi içten içe ya böyle bir utanıyoruz gibi, bir eksik görüyoruz gibi, onları sürekli bir yere getirilmesi gereken bir şeymiş gibi. Tabii, tabii. Oldukları hali bizi oldukları asla kesmiyor. Oldukları haliyle yetinmiyoruz. Oldukları halini sevmiyoruz. Şimdi bu çok kötü bir şey değil mi? Bir çocuğumuz var ve onu olduğu haliyle sevmiyoruz. Onu ya psikolog düzelsin istiyoruz ya öğretmen düzelsin. Şimdi düşünsenize, yani siz her gün bu niye eksik dediğiniz, neleri yapamıyor dediğiniz bir canlı varlık var ve siz onu hayata getirdiniz. Onun bundan sonraki hayatında kendiyle ilgili değerlilik duygusunu verecek olan kişi de sizsiniz. Ve siz her gün ona diyorsunuz ki senin eksik tarafların var. Şimdi psikoloğa gideceğiz, şimdi spora gideceğiz, şimdi sanat hocasına gideceğiz. Senin eksiklerini tamamlayacağız. O zaman ne oluyor? Burada aslında olgunlaşmamış olan çocuk değil. Olgunlaşmamış olan ebeveyn. Ve onların oluşturduğu sistem. Sistem ve bakış. Çağın büyük krizini söyleyeyim. Olgunlaşmamış ebeveynlerin narsistik çocukları geliyor. Ve onların yaşayacağı büyük narsistik kırılmalar. Hani küçücük öğretmen söz vermemiş bugün. Çocuğum çok kırıldı, ne biliyor musunuz? Büyük bir narsist yaratıyorsunuz şu anda. Aynen. Ve asıl narsist kırılmayı yaşayan sizsiniz. Çünkü kendi uzantınız gibi gördüğünüz çocuğu eksik görüyorsunuz aslında. O yüzden önce şu kendi narsizmimize bir bakalım. Zaten narsizm dediğimiz şey de bu arada ben de onu böyle kendini beğenmiştik zannederdim ama bakınca yetersizlik. Yetersizlik. Vitrini. Vitrini. Narsizm. Onu kapatmak için uğraştığımız bir şey. Maalesef. O yüzden çocuğumuz üzerinden kendi yetersizlik duygumuzla savaşı bir bırakalım. İyisiyle kötüsüyle. Benim genel hayat hakkında hep söylediğim bir şey var. Yani kendinizi şikayet ederken yakaladığınızda kendinize bir ceza verin ya da işte oradan bir yol değiştirin. Çünkü şikayet insanın gayret etmesine, bir şey yapmasına en büyük engeldir. Cesaret gösteremez şikayet eden diye. Çocuğumuzdan şikayet ettiğimiz her anı aslında da böyle değerlendirebiliriz. Şimdi eğitim bize ne diyor? Senin çocuğun şu su eksik, bu su eksik. Devamlı oraya yumruyoruz. Hep konuşuyoruz bunu. Ve biz de gayri ihtiyari sistem böyle olunca ya mesela çok konuşuyor, çocuk yani çok 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 yaramaz, çok bilmem ne. Şimdi bütün bu cümleleri kuruyoruz. Benim için aynısı yıllarca yapıldı. Bütün hocalar dedi ki çok konuşuyor. Şimdi aynı hocalar diyor ki ne güzel konuşuyor. Yani aynı şeyi bir başka şeye dönüştürebileceğimizi fark etmemiz lazım. O çocukta şikayet ettiğimiz şey ya bir sıkışmışlığın ya bir kabiliyetin göstergesi. Bu çocuk çok konuşuyor. Taktik de şu. Ama bir cümle daha. Evet. Yani ama niye? Mesela şundan dolayı ya da şöyle yapsak daha işte bu işe yarar gibi
bir şey düşünmeye başladığımızda o çocuğun kuvvetli tarafını görmeyi öğreneceğiz biz. Zaten bizim kamplarla falan da esas amacımız oydu. Ne kadar zorlanıyoruz. Evet. Ve bu beceriyi bir şekilde oturtturan aileleri, biz çok şükür bizim açık beyin ekibi de normal değil. Kampa çocukları getirdikleri zaman onlarla da konuşuyoruz. Mesela onlar çok daha böyle toleransı yüksek tipler ve o çocuk, o ailelerin çocuklarına bakınca onların da bir tuhaf olduğunu görüyorsun. Yani çocuk böyle kendini daha dart diye ifade ediyor. Bazen ben bile oha diyorum, lan nasıl çocuk bu? Yani hani otur falan diyesim geliyor. Ama o çocuk öyle kendini ifade edebilmeyi keşfettiği bir ortamdan geliyor. Çünkü onu birileri keşif için merakla izliyorlar. Biraz bu algoritma işi falan galiba bütün meseleyi bozuyor. Farklı dönemlerde farklı tip ebeveynlik dedik ya. Mesela işte okul öncesindeki çocuğun şeyini o yüzden söyledim. Bütün dönemler için biz bunu bir kural olarak koysak. Ebeveynliğin hiçbir kalıbı yoktur. Çocuğun o andaki durumu ve senin ona ne kadar merak ve iştiyakla yaklaştığın en iyi tarzı belirleyecek diye. Standart olarak böyle bir şey koyabiliriz. O, doğal ebeveynlik diyorlar ya buna. Aslında evet. Çünkü çocuğun yaşı, ihtiyacı, olay, senin kim olduğun, bütün bunlarla yeni bir formül oluşuyor yani. Her geçen defasında, haftakiyle bu haftaki de aynı değil. Aynı zaten. Değil ya. Standart bir üretimden bahsetmiyoruz. O yüzden bazen çok şahane bir tavır göstereceğiz. İşte ebeveynlik budur diyeceğiz, kendimizde gurur duyacağız. Onun bir krizine ya da keyifli bir şeyine müdahil olduğumuz an. Bazen kendimizden utanacağız. Ben bunu nasıl yaptım diyeceğiz. İkisi de bize ait. Aynen. İnsana ait hiçbir şeyden bu kadar korkmayalım. İnsana ait hiçbir şey de bir suç unsuru olmadığı sürece tolere edilemez bir şey de değil. Özellikle babanın zor yaptığı bir şey var. Onu da söyleyeyim, hadi bir trik olsun. Mesela liderlik konusunda da bu ciddi, yöneticilik konusunda da problemdir. Hatayı ikrar etmekten çok çekiniriz. Zayıflık göstergesi diye. Halbuki çocuğa ya bak ben öyle düşünmemiştim, hata yapmışım ya da özür dilerim, bak burada haddi aştım falan diyebilmek çocuğun gözünde bir karizma yapıyor abi. Ve aynı şey yani senin beraber çalıştığın insanlarla da gidiyor. Özür dilemek, alttan almak, hatanı anlayıp düzeltmek, bunlar çok üstün insani beceriler. Biz bunu çocuğa da borçluyuz. Ve çocuk bunu görmeden öğrenemiyor. Yani hatasını kabul edip değişmeyi ancak bizden görüyor. Ama bizim hani bizim standart modeller var ya, tak. Benim sözüm üstüne söz olmaz. Bu arada şey diyebiliriz, hani her yaşta ebeveynlik tarzı farklıdır diyoruz ama özür dilemek her yaşta rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir şey. Bunda ya her yaşta böyle farklı davranıyorduk. Özür dilemek için liseye gelmesini beklemeyin. Özür her yaşta iyi bir şey. Bir de çocuğumuza bir hata yaptığında biz ya da o ne öğrendik sorusu çok güzel bir şeydir. Ne yaptın değil, ne öğrendik? Tabii bu yanlış oldu ama tamam. Onun bir faydası yok. Ne öğrendik? Öğrenmişsek o hata bizim için büyük bir fırsat bence. Ve bu sadece çocuğa değil bize de çok faydası olacak bir şey diyerek en sonunda bunu yani kendimiz için konuştuğumuzda unutmamamızı dilerim. Vallahi helal olsun.